DNA Sanıyorum çoğunuz DNA molekülünü ve açılımının deoksiribonükleik asit olduğunu duymuşsunuzdur. Kelimeyi buraya yazışımı izleyerek acı çekmenizi istemediğim için önceden yazdım. İşte burada. Zaten bu konu hakkında az çok fikriniz olduğunu düşünüyorum. DNA kalıtımının en basit birimi ya da tüm genetik bilgimizin kodlayıcısıdır. DNA'nın oldukça bilindik olduğunu düşünüyorum. Bu öyle bilindik bir şey ki saçlarımı siyah veya gözlerimi mavi yapan her şey bir şekilde DNA'mda şifrelenmiş. Ama bu videoda yapmak istediğim şey size DNA'nın nasıl bir molekül olduğunu ve bu molekülün asıl bizi, benliğimizi nasıl şifrelediğini aktarmak. Nasıl olur da bu bilgi bu tip bir molekülde şifrelenebilir? Ve daha sonra enzimlerimizi oluşturacak proteinlere, beyin hücrelerine, organlara ve bizi biz yapan diğer şeylere dönüşebilir. Gördüğünüz şey bir DNA'nın bilgisayar grafiği ön izlemesi. Ve eminim çoğunuz bunun çift sarmal olduğunu duydunuz. Çift sarmalı burada görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bulunan iki sıra birbirleri içine geçerek bu yapıyı oluşturur. İşte burada bir tanesi ve diğeri birbirlerine bu şekilde geçiyorlar. Geçiyorlar, dönüyorlar. Böyle. Evet. Sanırım az çok fikri kaptınız yani çift sarmal sadece dna'nın alacağı yapıyı ve şekli belirler ayrıca kalıtımın nasıl oluştuğuna ve doğal seçilimle çeşitlemelerin nasıl meydana geldiğine dair pek çok tipte yansıma yaratır aslında sizlere ileride watson ve crick'in çift sarmalın keşfini anlattıkları makaleyi okumak istiyorum büyük ihtimalle insanlık tarihinin en büyük keşiflerinden biri olmasının yanı sıra, makale hakkındaki en iyi nokta sadece bir buçuk sayfadan oluşması. Zaten bana göre de, eğer söyleyecek iyi bir şeyiniz varsa, bunu söylemeniz uzun sürmemeli. Şimdi bunu bir yana bırakıp, biraz da DNA'nın proteinleri ve bizi meydana getiren diğer şeyleri nasıl oluşturduğunu düşünelim. Bakın burada Size daha önce göstermiş olduğum çift sarmal ön izlemesinin yakınlaştırılmış versiyonunu görüyorsunuz. Eğer bu pembe renkli kısımdan sarmalı açarsanız aslında şu anda birleşmiş halini görüyorsunuz. Bu taraf sarmalımızın pembe renkli kısmı ve diğer tarafı da yeşil renkli kısmı olacak. Öyle değil mi? Ve eğer tekrar bükerek bir araya getirirseniz, işte burada gördüğünüz çizim halini alacak. Çizimdeki çift sarmalda gördüğünüz köprüler aslında buradaki bağlantılar. Bunlar grafik çiziminde gördüğünüz köprüler. Bizim bilgiyi şifrelememizi sağlayansa bu köprüleri oluşturan ve farklı moleküllerden oluşan yapılardır. DNA'yı oluşturan bu dört farklı molekül işte görüyorsunuz. Buradaki tabloda yazıyor. Bunların hepsini Wikipedia'dan aldım. Yani eğer daha fazla bilgi almak isterseniz siteyi ziyaret etmenizi öneririm. Adenin işte burada. Burada gördüğünüzde adeninin yapısı. Burada riboz şekerine bağlı. Deoksiriboz konusuna girmeyeceğim. Ve burada da fosfat grubu var. Şeker ve fosfat grubu aslında DNA'nın bel kemiğini oluşturuyor. Bunun mikrobiyolojisine girmeyeceğim çünkü şu an önemli olan DNA'nın şifreleme işlemini anlayabilmeniz. Bundan ayrıntılı olarak bahsetmeyeceğim. Burada önemli olan gördüğünüz bazlar. Bu bazlar adenin timinle eşleşir. Zaten burada da görebilirsiniz. Eğer burada bir adenin molekülünüz varsa bu timinle eşleşir ve buna baz çifti denir. Adenin ve timin birbiriyle eşleşir. Eğer timin varsa bu adeninle eşleşecektir. Guanin ise sitozinle eşleşir. Guanin ve sitozin. Eğer DNA ve baz çiftleri hakkında bir tartışmaya girecek olursanız, mutlaka bu moleküllerin isimlerini bilmelisiniz. Ama şu an için moleküllerin isimleri ve nasıl yapılandıkları önemli değil. Önemli olan dört molekül olması ve bu moleküllerin bilgi şifrelemede temel oluşturduklarını bilmek. Çizimdeki bu dizilerin daha basitleşmiş halini de görebilirsiniz. Şu şekilde. Bir adenin varsa o zaman sitozini vardır ve guanini vardır. Bu bir guanin. Mor renkle gösterilmiş. Ve sonra, aha pardon pardon pardon, pardon. Bir timini var. Evet bir timini var, guanini değil. Pardon. Mor renkte bir timini ve mavi renkli bir guanini var. Yani buradaki dizi A, C, T, G şeklinde kodlanmış. Eğer karşı sarmalı kodlamak isterseniz hemen yapabilirsiniz. Hatta çizime bile bakmanıza gerek yok. Buraya bakıp diyebilirim ki, tamam. Adenin timinle ve sitozin guaninle, timin adeninle ve guanin sitozinle eşleşir. Yani bunlar birbirlerini bütünleyen diziler. Eğer düşünürsek bunlar gerçekten de aynı şeyi kodluyor. Birinin bilgileri varsa, diğerinin bilgilerine de sahipsiniz demektir. Diyebilirsiniz ki, DNA'mızda, insan DNA'sında bu küçük zincirlerden moleküle kadar nasıl gidebiliriz? Bu şeyler nasıl bana dönüşür? Bunlar nasıl kompleks bir organizma oluşturur? Tabii ki en basit cevap şudur. İnsan genomunda bu baz çiftlerinden 3 milyar tane vardır. Ve bu rakam aslında kromozomlarınızın sadece yarısıdır. Belki bu videoda veya diğer bir videoda size neden sadece kromozomlarımızın yarısını düşündüğümüzü anlatacağım. Bu aslında her kromozomumuzun bir çifte olmasından kaynaklanıyor. Bununla ilgili ileride daha detaylı konuşacağız. Bazılarınız bu sayı için Beni tanımlamak sadece 3 milyar baz çifti mi gerektiriyor diyebilir. Bazılarınızsa vay be beni tanımlamak için 3 milyar baz çifti gerekiyor diyebilir. Bakış açınıza göre bu büyük veya küçük bir sayı olabilir. Ama bu 3 milyar baz çiftini alarak aslında bir insan yaratmak üzere gereken bilgiyi deşifre ediyorsunuz. Tıpkı insanlar gibi Primatların da çok farklı baz çiftleri yok. Belki de karşılaştırmalı biyoloji hakkında başka bir video yapabilirim. Peki ama bu baz çiftleri proteinlere nasıl yol gösterir? Şöyle ki, bunları bilgisayar dilindeki sıfırlar ve birler olarak görebilirsiniz ama bunlar sadece sıfır veya bir değiller. Çünkü dört farklı değere tekabül ederler. A T C veya bir G alıp bunları 0, 1, 2 ve 3 olarak düşünebilirsiniz. Şu an için bilgisayar dilinin tüm ayrıntılarına girmiyorum. Peki bu nasıl bilgiyi kodlar? DNA'nın bu kodlama işlemine transkripsiyon denir. Transkripsiyon. Bunun oldukça basitleştirilmiş halini aktaracağım ama Sanırım size proteinlerin nasıl kodlandığına dair bir özet olacak. Transkripsiyon gerçekleşirken bu iki zincir birbirinden ayrılır ve zincirlerden bir tanesi, hemen bir tanesini alalım. Diyelim ki böyle görünüyor. Hepsini tek renkte yapacağım. Şimdi diyelim ki A, T, G, -G, -A -C -G -T -A. Şu an uydurdum bu sıralamayı. Diyelim ki ayrılacak zincir bu. Kopyalamayı kendi yapıyor demeyeceğim. Çünkü gerçekleşmesi için birçok enzim, protein ve bir dizi kimyasal reaksiyon gerekiyor. Ve DNA aslında bir mRNA kopyalar. Da 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 dam. Evet, size RNA'yı takdim edeyim. <laughs> Ribonükleik asit. Eğer deoksiyi atarsanız aslında DNA ile isim anlamında neredeyse aynı. Oksisi olduğunu söyleyebilirsiniz ama yine de DNA'ya çok benziyor. Tamamen aynı şekilde kodluyor. DNA ve RNA arasındaki tek fark, RNA'nın timin yerine urasil bazı bulundurması. Yani timin olacağını düşündüğünüz her baz çiftinde, T harfi yerine U harfi göreceksiniz. Örneğin bu bir DNA zinciri ise, sonra bir RNA, bir mRNA, yani bir mesajcı RNA bu zincire uygun haliyle oluşturulacaktır. Bakalım. Eğer DNA'dan bahsediyor olsaydık A ile timini eşleştirirdik. Ama RNA'dan bahsettiğimize göre urasil ile eşleşecek. Adenin, sitozin sitozin, urasil. Daha sonra guanin, sitozin, adenin ve urasilimiz var. Yani burada gördüğünüz bir mRNA zinciri. Bu aşamaların hepsi hücrelerinizin çekirdeklerinde gerçekleşiyor. İleride ökaryot ve prokaryot organizmalardan ve tüm DNA'mızı içeren kromozomlarımızın bulunduğu hücre çekirdeklerine sahip kompleks yapılardan da bahsedeceğiz. Gördüğünüz mRNA kopyalandığı DNA'dan ayrılarak çekirdeği terk eder. Ve ribozom olarak adlandırılan yapılara gider. Biraz fazla basitleştiriyorum belki de ama ribozomlarda mRNA'lar proteinlere dönüştürülüyorlar. Şöyle gösterelim. Diyelim ki bu bir mRNA. Bu DNA'dan kopyalandı. Bu DNA'dan kurtulalım kurtulduk. DNA'dan kopyalayabildiğimiz bu, mRNA ve tRNA dediğimiz transfer RNA'lar var. İşte ilginç kısım geliyor. Bizim neredeyse proteinlerden oluştuğumuzu bilmiyor olabilirsiniz. Bu proteinlerin yapı taşları aminoasitlerdir. Ağırlık çalışmayı sevenleriniz varsa amino asit takviyelerini bildiklerine eminim. Amino asitlerden bahsetmelerinin nedeni ise dediğim gibi bunların proteinlerin yapı taşları olmaları. Örneğin oğlumun süt proteinine karşı alerjisi olduğu için saf amino asitleri alabilmesi için bir yol bulmalıydık. Tüm süt proteinlerini yıkarak amino asitlerini almak gibi. Eğer proteine bakacak olursanız, aslında bu amino asitlerden oluşan oldukça uzun bir zincirdir. Çok yakın bir zamanda protein yapılarını inceleyeceğiz. Şu an sadece bir fikrinizin oluşmasını istiyorum o kadar. Bu amino asitlerden oluşan çok uzun bir zincir ve aslında sadece 20 çeşit amino asit var. Aşağı yukarı tüm proteinlerimizin yapısı bu 20 amino asit. Ve şuraya da yazalım. Peki ya bunlar 20 farklı amino asiti nasıl kodluyorlar? Ya işte bence asıl soru bu. Burada sadece 4 farklı şey gösterebilirim. Kombinasyon hesaplarına geri dönerek listedeki olasılık ve kombinasyon videolarını izleyebilirsiniz. Ama şu anda bazları dört şekilde ele alabilirim. Burada sadece dört farklı baz var. Adenin, guanin, sitozin ve DNA veya RNA'dan bahsedişimize göre de urasil veya timin. Peki bu kombinasyonları nasıl çoğaltabiliriz? Eğer bazlardan ikisini alırsak kaç kombinasyon yaratabiliriz? Burada dört olasılığımız var. Burada da 4 yani toplam 16 olasılık var. Ama yine de yeterli değil. Bu 5 numaralı amino asit için bir kod diyebilmek yeterli değil en azından. Tabii bu amino asitlerin isimlerini daha sonra konuşacağız sizinle. E peki ne yapmamız gerekiyor? Elimizdekilerden üçünü kullanmalıyız. 3'ü için aslında 4 üzeri 3'ten kodlama için elimizde 64 farklı olasılık var. Buradaki UAC 64 farklı kombinasyon veya permütasyondan oluşabilir. Eğer elimizde bazılardan 3'ü varsa bir amino asidi kodlayabiliriz. Aslında elimizde fazlası var. Çünkü bizim 64 kombinasyonumuz var Oysa 20 amino asit bulunuyor. Yani farklı amino asitler için fazladan kombinasyonlar yaratabiliriz. Örneğin diyelim ki, ee, bu gerçek bir kod değil ama belki UAC olabilir. Yalnız buna bir bakmam gerekiyor. Bu amino asit biri kodluyor. Eğer bu AAU olsaydı, o zaman bu da... Amino asit 2'yi kopyalardı. Sanıyorum ne demek istediğimi anladınız, değil mi? Eğer GGG'miz varsa bu da 10 numaralı amino asidi kodlar. mRNA hücre çekirdeğini terk edip ribozomlara ulaştığında ribozomlarda Hemen diyagrama geri döneceğim. mRNA molekülümüzü alalım. Aslında burada gösterdiğimden çok daha uzunlar. Bu sadece mRNA molekülünün küçük bir parçası. mRNA molekülümüzü aldık. Bir bakıma bu moleküller tRNA molekülleri için şablon oluyorlar. tRNA molekülleri amino asitlerin kamyonları gibidir. Diyelim burada bir amino asidim var. Ve burada başka bir tane daha var. Böyle. Ve burada da bir tane var. Bunlar tRNA molekülüne eklenecekler. Yine diyelim ki bu amino asit üzerinde AUG kodu olan bir tRNA molekülüne bağlanmış. Ve buradakinin de üzerinde GAC var. E peki şimdi ne olacak? Ribozomda olaylar biraz karışık gibi görünüyor ama anlaşılmayacak bir şey değil tabi. Bu tRNA molekülü mRNA'nın bu kısmıyla eşleşmek istiyor. Neden? Çünkü adenin urasille, urasil adeninle ve guanin de sitozinle eşleşir. Bu hemen buraya yaklaşır, bunun yanına. Bu tRNA. Yazalım. Bu da mRNA. Şu an isimlere çok takılmamıza gerek yok. Ben sadece size proteinlerin nasıl oluştuğuna dair bir fikir vermek istiyorum. Evet. Ve bu da bir amino asit. Amino asit 1. Amino asit 5. Amino asit 20. Bu da bu tarafa doğru gelecek. Çünkü guanin sitozinle eşleşmek istiyor. Eğer kimya videolarını izlediyseniz bilirsiniz. Bazı çiftlerini oluşturan hidrojen bağlardır. Adenin de Urasil'e gitmek istiyor. Ve sitozin de guanine. Bunlar yaklaştıktan sonra bir de öyle çizeyim. Yukarıda da yapabilirim aslında. Bu benim mRNA molekülüm olsun. O küçük tRNA moleküllerim de gelmişler. Hoş geldiniz. <laughs> Ve hepsinin de taşıdığı bir şey var değil mi? Birinci bu amino asidi taşıyor. İkinci de bunu. Ve diğerlerinde de var. Böyle ve böyle. Burada bir tane yeşil olsun. Gerçekte böyle renkleri yok tabi. Ben basitleştirmek için böyle çiziyorum. Sonra amino asitler böyle sıralandıklarında aralarında bağ oluşturmaya ve birbirlerine tutunmaya başlarlar. Tabii bu kendiliğinden birdenbire olmaz. Ribozomun bunda görevleri vardır. Enzimler işin içine girerler. Bunlar birbirlerine bağlandıktan sonra ise tRNA bu amino asit zincirinden kopar. Serbest kalan amino asit zinciri bükülmeye başlar ve bu o kadar ilginç bir süreç ki insanlar bunu araştırmak için senelerini harcıyor. Bu amino asitler bükülüp katlandığında çok karmaşık şekillerdeki yapıları oluştururlar. Bu şekiller hangi amino asidin hangisiyle eşleştiğine göre oluşur. Sonuç olarak çapraşık şekiller ortaya çıkar. Buraya Wikipedia'dan bazı resimler koydum. Bunlar bazı proteinler. Buradaki insülin vücudumuzda glikoz üretiminin anahtarıdır. Bu insülin bir hormondur. Bu da hemoglobin. Kanımızdaki oksijeni taşır. Bunların hepsi protein. Ve şu üzerlerinde gördüğünüz küçük küçük katların, kıvrımların hepsi amino asit zincirleri. Bunlardan bazıları birden fazla amino asit zincirinin yapboz parçası gibi bir araya gelmesinden oluşuyor. Ama bazıları ise tek bir amino asit zincirinden meydana geliyor. Örneğin insülinde 51 tane amino asit var. Zincir oluştuktan sonra kıvrılarak bu gördüğünüz yapıyı oluşturuyor. Fakat bu yapının şekli insülinin vücudumuzdaki görevini yapabilmesi açısından çok çok önemli. Burada 51 tane amino asit var. Buradaki ise İmmun... <laughs> İmmunaga... Neyse başaracağım. İmmunoglobulin G. Bağışıklık sistemimizin bir parçası. Ve burada ise aşağı yukarı 1500 amino asit var. Peki bunu oluşturmak için kaç tane DNA ya da kaç tane baz çifti gereklidir? Üç kat fazlası değil mi? Çünkü bir amino asit için üç tane baz çifti gerekiyordu. Üç baz çiftine kodon deniyor. Çünkü amino asitleri kodluyor. Kodon. Üç baz çifti kodon oluyor. Yani insülini oluşturan 50 amino asit varsa 50 kodon var demektir. Bu da 150 adet baz çiftiniz var demektir. 1500 amino asit varsa o halde 1500 adet kodon var demektir. Yani aşağı yukarı 4500 baz çifti vardır. Tamam. Ben burada DNA'nın en küçük parçasına indim. Tabii bu RNA. RNA'yı göstermeyecektim. DNA burada. Bu DNA'nın en küçük parçası. Burada bilgi kodlanıyor. Peki ama bu nasıl oluyor? Bu nasıl genlerle ve kromozomlarla ilişkilendirilebilir? Diyelim ki burada insülini oluşturan 150 tane baz çifti bir geni oluşturuyor. Ve buradaki 4500 tane baz çifti de başka bir geni oluşturuyor. Genlerin hepsi protein değildir ve yapmazlar. Ama bütün proteinler genler tarafından üretilir. Tamam. Şimdi AG olsun ve aşağılara kadar iniyor. Sonra da TC ve C olsun. Ve bunlardan 4500 tane var. Bunlar bir proteinin kodunu oluşturabilirler. Ya da diğer bütün düzenleyici fonksiyonlar gelip onlara DNA'nın ne yapması gerektiğini söyleyebilirler. Neyse, işte buradan sonrası baya 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 karışık hale geliyor. <laughs> ama bunun gibi DNA'mızın bir kısmına gen diyoruz. Buna gen diyoruz. Ve gende bu baz çiftlerinden birkaç yüz tane de olabilir, binlerce de olabilir. Gen, kromozomumuzun belirli bir amacı ve işlevi olan ya da protein kodlayan bir parçasıdır. Değişik çeşitlerde genler vardır. Çok basitleştirmiş oluyoruz gerçi ama hadi buna insülin geni diyelim. İnsülin İnsülinin kodlanış şeklinde küçük değişiklikler olabilir. Ancak aslında bu insülin için geçerli mi bilmiyorum. Belki de insülin hakkında konuşmamalıyım. Yani bazı proteinlerin kodlanmasında ufak farklılıklar olabilir. Bazen burada bir T yerine C olabilir. Ama bu yine de aynı proteinin kodu olur. Protein aynı olur, sadece farklı davranışlar sergileyebilir küçük bir değişken var. Bu değişkenlere alel denir. Alel, alel genin belirli bir alternatifine verilen isimdir. Baştaki DNA'ya geri dönüyoruz. Evet. Burada bir baz çifti var. Bu da başka biri. Belki bu adenindir. Bu da timin. Bu adenin, bu timin. Bu guanin ve bu sitozin. Burası çok küçük bir kısım. Eğer buraya daha uzaktan bakarsak, şöyle çizeyim. Diyelim ki büyük bir DNA zincirimiz var. Ve bu küçük noktalarda baz çiftleri. Ve yine diyelim ki bu kısım bir numaralı genin kodunu oluşturuyor. Burada da DNA diziliminde farklılıklar var. Ne olduklarını bilmiyoruz. Aslında bu DNA'nın detayına pek giremediğimizi, bu videoda bile bilip bilmediğimiz şeylerin sınırlarını hissedebiliyoruz. DNA çok karmaşık bir yapı. Bazı kodlar var, hangi genleri oluşturacağınızı söylüyor. Ve bazı genler başka genleri oluşturuyor. Bazı kodlar ne oluşturmamanız gerektiğini söylüyor gibi. Bir sürü karmaşık şey var işte. DNA'nın ne yaptığını henüz çözemediğimiz büyük bir kısmı var. Ve burada da belki iki numaralı genin kodları var. Belki burada bin tane bas çifti var. Ve böyle uzuyor, dolanıyor, do üst üste dolanıyor, uzuyor, böyle dolanıyor. Yani çılgınca bir şeye dönüşüyor, öyle değil mi? Tamamen dolanıyor, üst üste, alt alta yığılıyor sonra böyle bir şekil oluşuyor. Ve bir kromozom oluyor. Kromozom baz çiftlerine oranla ne kadar büyük baksanıza öyle değil mi? Eğer bir hücre çekirdeğine bakarsak bu çekirdek olsun, bu da hücre. Bizim 23 çift kromozomumuz var. 1, 2, 3, yok yok hepsini çizmeyeceğim. Aslında çok da pahalı olmayan bir mikroskopla kromozomları görebiliriz. İnsan genomundaki en büyük kromozom bir numaralı olandır ve ne kadar çok bilgi taşıdığını düşündüğünüzde çok şaşıracaksınız. Bu kromozomda 210 milyon baz çifti var. Bazen insanlar baz çiftleri, kromozomlar ve genler hakkında aynı şeylermiş gibi konuşuyorlar, ama bunları bilmek önemlidir. Bu kromozomlar çok uzun, yığılmış ve kıvrılmış DNA zincirlerinden oluşmuştur ve bu 210 milyon baz çifti içerir. Yani gerçekte bilgiyi kodlayan şeyler kromozomun kendisine göre mini minnacık kalıyorlar. Yani gerçekte bilgiyi kodlayan şeyler kromozomun kendisine göre mini minnacık kalıyorlar. Şimdi buraya geri dönmek istiyorum çünkü açıkçası bu hayranlık verici bir şey. Amino asitler bir araya gelip hala tam olarak anlayamadığımız bu yapıları oluşturabiliyorlar. Daha da inanılmaz olanıysa bu videoda bahsettiklerimiz. Yani DNA, tRNA, mRNA ve bu süreç dünyadaki bütün canlılar için geçerli. Hepimiz aynı mekanizmayı paylaşıyoruz. Ben ve şuradaki bitki. Evet, ben ve şuradaki bitki ikimiz de aynı köke sahibiz. İkimizin de DNA'sı var. Ya da ben rrr, ve bir hamam böceği her ne kadar aynı odada bulunmak istemesem de ikimiz de DNA'larımız olması bakımından aynıyız. Ve DNA'ların proteinleri kodlama süreci hep aynı. Bir diğer şaşırtıcı şey ise bu karmaşık yapıların hepsinin DNA tarafından oluşturulması. Bunlar öylesine şeyler değil. Bu gözlemlenen bir şey ve hepsi 20 amino asidin eseri. Amino asitleri legolar gibi görebilirsiniz. Legoları birleştirdiğinizde aralarında oluşan kimyasal reaksiyonlar bu şahane yapıları oluşturuyorlar. Evet. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.